Yürü dedim sana. Yeter yaptığın huysuzluk. Yeter. Bırak. Yürü. Bırak. Yürü. Canım acıyor, bırak. Çok iyi bir çocuk olacağından emin olabilirsiniz. Sizi asla utandırmayacaktır. Gel, gel. Çok iyi anlaşacağımıza emin mi? Bırakın, bırakın. Üzme Özkan abini. Hadi gel bakayım tatlım bebeğim. Ha? Hadi gel. Aç kapıyı. Canım benim. Ha, bir tane. Tamam, 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 tamam. Allah Allah. Bunların ne işi var burada ya? Leyla, siz Kürşat'la birlikte burada bekleyin. Biz Elif'i alıp gelelim. Boşuna gerginlik çıkmasın şimdi. Gerginlik çıkacak bir şey yok canım. Hakim kararını vermiş. Kızımı alıp gideceğiz. Burada boşuna oyalanıyoruz. Bu kadar stres ve heyecan hastalığı için hiç iyi değil, biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Elif'i alalım. Sonra anlatacağım ona durumunu. Elif'in ailesi geldi. Her şey ortaya çıkacak. Gidip onlara düdüklerinin Elif'i sattığını söyleyeceğim. Otur oturduğun yerde. Başımıza bela açma. Bana bakın. Elif'i soran olursa kaçtı diyeceksiniz. Anladınız değil mi? İyi. Bırak. Bırak beni. Öbür sattığını söyleyeceğim. Efendim? Canan Hanım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayır, hayır.
Hiçbir sorun yok. Elif'i aldık. Evraklar? Hiç kimse bir şey anlamayacak. Siz hiç merak etmeyin. Bu işi hallet, zengin olacaksın. İşin bundan sonrası kolay. Siz rahat olun. Tamam. Gel. Canan Hanım, Oflaz Bey geldi. İyi. Şöyle buyurun. Müdüre hanıma haber vereyim. Ne oluyor? Bir şey mi var? Bunun ne işi var burada? Niye geldi? Kızını senden daha çok düşündüğüm için olabilir mi acaba? Ulan şimdi ben... Kürşat Bey lütfen. Bir an önce Elif'i almamız lazım. Yusuf yakında kocam olacak Kürşat. Biz evleneceğiz. Ya sen ne yaparsan yap, o beni ilgilendirmiyor. Ben sadece kızımın bu manyakla görüşmesini istemiyorum o kadar. Sen bana manyak mı dedin? Yusuf lütfen. Ya haklı değil miyim? Adam evime gelip kafama silah dayamadı mı? Bunun için bana teşekkür etmen lazım. Sayemde Elif çıkıyor. Ya lütfen. Hepimiz Elif için buradayız değil mi? Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun? Kendimi çok yalnız hissediyorum Canan. Ya sen? Hiç özlemedin mi beni? Gerçeği duymak ister misin? Kabul et. Sen bana aitsin. Saçmalama. Bak birazdan Kürşat gelecek, başımı belaya sokma diyorum. Ne tabak kahve söyledim. Benim hiçbir acelem yok. Kürşatcığımla bir şey konuşacağım. Ne istiyorsun söylesene. Para. Para. Şimdi. Leyla haklı. Müdür hanım sizi soruyorlar. Kim soruyor? Elif'in yakınları. Tamam sen onları uyala hadi. Yusuf ne oldu? Beyefendi. Yusuf beyefendi. Müdür kaçıyor. Leyla, iyi misin? Leyla. Dur bak, dur. Nereye gidiyorsun? Ay bırak beni. Elif nerede? Ay bilmiyorum Elif. Elif nerede? Vallahi bilmiyorum. Elif nerede? Bilmiyorum. Gitmiş Elif, bırak beni. Kızım nerede diyorum, söyle ay, bana. Ay, çok ben öyle bir şey yapmadım. Bırak sen. Ay. Kızım nerede? Ne yaptın Elif'e? Daha önce de karşımızda bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Leyla. Sakladın kızımı. Kızımı sakladın biliyorum. Yalan söylüyorsun. Leyla bırak, bırak anlatsın. Leyla nereye?
İçeride Elif'i arayacağım. Kızım nerede? Kızım nerede? Derdini polise anlatırsın. Alo. Bir ihbarda bulunacaktı. Ne yapacaksın çocuğa? Seni hiç ilgilendirmez. Sakın kıpırdama. Gebertirim. Birine tek bir kelime edersen başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Nihayet baş başa kaldık güzelim. Hı? Özlemişim ben bu Mehtap'ın kahvesini. Tamam hadi içtin git. Canan, sen bakma benim bu kadar sakin olduğuma. Kalbimi çok kırdın. Yani her an abuk subuk şeyler yapabilirim. Ya işler kötü diyorum, anlamıyor musun? Üf, dünkü çocuk var sanki karşında. O şirketin ölüsü benim yedi sülaleme yeter. Bir şey merak ediyorum. Söylesene, benden niye vazgeçtin? Aras yüzünden mi? Sıkıldım senden. Aşık oldun. Sana anne dedi. Yetmez mi? O zaman vur beni. Öldür. Hadi al şu silahı. Hadi. Al diyorum sana, al. Alsana. Hadi vur beni, hadi! Ateş etsene! Benim yaşamamın ne anlamı kaldı artık ha? Öldür, hadi, hadi! Acele etme. Önce oğlumun cenazesini kaldırayım. Sana sıra gelecek. Şeyhan Hanım! Elinde fırsat varken beni vurmalıydın. Duydun mu? Artık kork benden. Senin canını ben alacağım. Duydun mu? Kadını eve getir. Elif neredesin? Elif'i gördünüz mü? Elif'i gördünüz mü? Bu odada mı kalıyor? Ya. Elif burada mı kalıyor? Evet. Elif kaçtı. Dün geceden beri yok. Ne zaman kaçtı? Nereye gideceğini söyledi mi size? Neredesin Elif? Neredesin kızım?
Tamam hadi artık git, ben para işini halledip sana haber vereceğim. Çok şaşkınım. Benim tanıdığım Canan çok da akıllıydı. Halbuki bana şöyle bir sarılsan, kulağıma fısıldasan, desen ki sen eve git, ben akşam gelirim. Bundan sonra bunu ben yer miyim Canan? Bak gitmezsen polis çağıracağım şimdi. Çağır. Ne diyeceksin polise? Koca Mesih karısının kafasını parçaladı, sonra da denize attı. Ben de bu adamı çağırdım. Bize yardım etti mi diyeceksin, ha? O konu kapandı artık. Sen öyle zannediyorsun. Daha yeni başlıyor. Leyla'ya sor. Sen söyledin değil mi Leyla'ya? Bu kadar aptal olamazsın ya. Sen nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun ya? Benden sonra sen çok değiştin. Üzülme artık. Polisler geldi. Bulacağız Elif. Hadi gidelim buradan. Gel hadi. Ses duydum sanki. Leyla, karakola gidiyoruz. Polis müdürü sorguladı mı? Karakolda sorgulayacak. Tamam, siz gidin. Sen nereye gidiyorsun? Ben Elif'i arayacağım. Gerçekten kaçtıysa eski eve gitmiş olabilir. Bana haber ver. Tamam, merak etme sen. Sakın yalnız bırakma. Tamam. Leyla, Elif'i bulacağım. Sana söz veriyorum. Leyla, geliyor musun? Yurdu aramayacaklar mı? Hayır yani müdür aramış Elif'i her yerde. Sabahtan beri aramışlar. Kaçmış diyor, yok. Ben o kadının söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Arkadaşlar her yeri arıyorlar. Eğer buradaysan mutlaka bulurlar. Tamam. Hadi annemle İpek geldi. Hadi çık git artık. Ayıp ama. Bir merhaba diyeyim hazır gelmişken. Of Laz lütfen bak tatsızlık çıkarma. Bunun burada ne işi var ya? Kürşat'la konuşmaya gelmiş. Gidiyor şimdi. Bu ne güzellik Cavidan Hanım. Zenginlik yaramış size. Ayol ne zenginliği? Battık batıyoruz. Hiç öyle görünmüyor. Ne bu elinizdekiler? İpekçimle alışverişe çıktık. Bu ne sorumsuzluk ya? Konak elden gidiyor, sen hala alışveriş derdindesin. Kürşat duymasın. Git söyle. Koş. Ya sana ne ya? Sana mı soracağım ne yapacağımı? Kızım biz kendimiz için almadık ki bunları. Elif geliyor ya bugün. Şeker kız için hepsi. Ne gerek var? Odası eşya dolu zaten. Ben size mani olmayayım. Siz birbiriniz iyi. Tamam. Ben kaçtım. Ha Canancığım. Ne? Geleceğim yine. İyi. Versene şunları ben götüreyim yukarı. Kız bu surat ne ha?
Elif gelince şu suratını düzelt biraz, olur mu? Bak Kürşat'la iyice papaz olacaksın yine. Elif bir gelsin de o zaman bakarız. Niye kimse bir açıklama yapmıyor? Bu kadının sorgusu bitmedi mi hala? Neredesiniz abi? Yaklaştınız mı? Karakoldayız. Elif kayıp. Ne? Ne diyorsun sen abi? Ne demek Elif kayıp? Ya bir dakika, ben birazdan seni arayacağım, tamam mı? Bir saniye. Bir şey öğrenebildiniz mi? Öncelikle hepiniz sakin olun. Müdürün ifadesini aldık. Kızınızın kaçtığını söylüyor. Daha önce de denemiş. Bizim arkadaşlar bulup geri götürmüşler. O kadın kızıma bir şey yaptı. Yalan söylüyor. Elif'i aramaya başladınız değil mi? Ya ne olur bir şeyler yapın artık. Hanımefendi lütfen sakin olun. Vekilim yeğenini çok merak ediyor da. Merak etmeyin, elimizden ne geliyorsa biz yapacağız. Sen bir şey yaptın Elif'e. Ay kafayı yedi bu iyice. Ne diyorsun sen be? Elif kaybolmuş. Aa, ne? Nasıl? Nasıl yani? Abimle konuştum. Karakoldalarmış, bilmiyorum. Allah Allah, olacak şey değil. Emin misin? Evet. Sen kimi arıyorsun? Kürşat'ı. Kürşat, duyduklarımız doğru mu? Elif kayıp mı? Evet, öyle. Karakoldayız. Aa, nasıl olur? Küçücük çocuk nereye gider? Ya ben nereden bileyim Canan ya? Bir şey öğrenirsem arayacağım seni. Ne oluyor komiser bey? Sakin olun hanımefendi. Bütün ekiplere haber verildi. Her yerde arıyorlar. Sizin burada beklemenize bir gerek yok. Evinize gidebilirsiniz. Biz size haber veririz. Ben kızımı bulmadan hiçbir yere gitmem. O kadın bir şeyler saklıyor. Siz rahat olun. O bir şeyler biliyorsa biz o neyse öğreniriz. Merak etmeyin. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Karakola. Ben de geliyorum. Gelme. Gelme. Bu iş senin işin. Ne diyorsun sen? Saçmalama. Kız ne bileyim. Eğer senin oyununsa bana da anlat. Ben de ona göre davranayım. Ay nasıl davranacakmışsın çok merak ettim. Bilmiyorum. Vallahi kafayı yedim. Ben pavyona gidiyorum ya. Ay herkes kafayı yedi. Harika. Bakın, burada beklemenizin hiç kimseye faydası yok. Biz de işimizi yapamıyoruz. Siz evinize gidin. Bir şey olunca biz sizi arayacağız. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Gidebileceğini düşündüğünüz yerler varsa siz de oralara bakabilirsiniz. Yusuf öyle yapıyor zaten. Sizin eski eve gitmiş. Elif oraya gitmeye çalışabilir diye. Orada yokmuş. Mesaj attı şimdi. Okulda da bulamamış. Kürşat Bey, isterseniz ilan verip kızınızı bulana ödül verebiliriz. Siz bilirsiniz, işinize karışmak istemem ama böyle bir şey yapacaksanız para koparmak için bir sürü asılsız ihbar gelecektir. Bu ihbarlar geldikçe umutlanacaksınız. Daha sonra boş çıktığında da büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Sabırlı ve güçlü olun bence. Umudunuzu hiç kaybetmeyin. İnşallah kızınızı bulacağız. İşinize karışmak istemem ama böyle bir şey yapacaksanız para koparmak için bir sürü asılsız ihbar gelecektir. Bu ihbarlar geldikçe umutlanacaksınız. Daha sonra boş çıktığında da büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Sabırlı ve güçlü olun bence. Umudunuzu hiç kaybetmeyin. İnşallah kızınızı bulacağız. Thank you.
Hayırdır? Arıyorum arıyorum cevap vermiyorsun. Neredeydin? Dışarıda bir işlerim vardı. Elif kayıp. Hadi ya. Canan'ın işi mi bu? Biraz önce ondaydım. Gerçi Canan bu belli olmaz. Bana çaktırmadı ama. Yaşayan? Ondan her şey beklenir. Canan'ın da istediği gibi oynatıyor. Polise gittiniz mi? Gittik. İyi gel. İlk önce bir Macit'i arayalım. Bakalım neler oluyor öğrenelim. Ondan sonra bakarız bir çaresine. Elif'cim bak neden böyle yapıyorsun? Biz seninle ne kadar güzel anlaşıyorduk hatırlamıyor musun? Birlikte pasta falan yiyorduk ha? Hadi hadi yapma lütfen. Lütfen hadi. Bırak! Bırak! Rahat dur. Yürü. Hoş geldin abi. Yürü. Bu kız kim abi? Bir aslan. Birkaç gün burada kalacağız. Ya senin ne kadar güzel gözlerin var öyle. Adın ne? Adım adı yok. Muhabbete gerek de yok. Bu odada kalacak. Geç. Geç yürü. Yürü yürü. Bırak. Yürü. Bırak. Niye odayı kapatıyorsun o çocuğa? Özünür, fazla soru sormayacaksın. Değirmenin suyu kesilmesin istiyorsan fazla bir şey karışma. Sadece dediklerimi yap. Peki abi. Aç kapıyı. Anladın mı Acit? Bir şey öğrenirsen hemen haber ver. Tamamdır. Ne diyor? Kadın kaçlar diye ısrar ediyormuş. Yurdu arıyorlar şimdi. İşte hey, dur nereye gidiyorsun? Şayan'a. Ben gitsem daha iyi olur. Belki ağzından bir laf alırım. Niye sana söylesin? Ben Vedat'a çalışıyordum. Kadın bunu biliyordur. Ben ikna ederim onu. Ben gidip Leyla'ya bakayım. Oradan çıkar çıkmaz beni ara. Tamam merak etme. Hayatım, ne oldu? Buldunuz mu Elif'i? Tamam bir tane merak etme dönecek. Hepsi senin yüzünden oldu. Ufacık çocuktan ne istedin? Sen ne diyorsun ya? Elif evimizde gayet mutluydu. Sen dava açmasaydın kız yetimhanede kalmayacaktı. Eğer başına kötü bir şey gelirse senin yüzünden gelmiş olacak. Yürü Leyla gidelim. Babama gideceğim. Ne
Anneciğim. Anneciğim ne olursun gel. Lütfen. Kürşat, ne olduğunu anlatsana. Elif kendisi mi kaçmış? Polis ne diyor hiç? İpucu yok mu yani? Küçücük çocuk nereye gider? Bilmiyorum Canan. Bilmiyorum. Alo. Hallettiniz mi ilanı? İyi, tamam. Hadi. Gazeteye ilan mı verdi? Peki bir gören olur falan diye, ne bileyim. Bak, bana kızıyorsun ama bu işin içinde Leyla'nın parmağı olduğuna eminim. Hiç çekemeyeceğim Canan, inan. Şu anda seni hiç çekemeyeceğim yani. Ya bir düşünür müsün lütfen? Seni köşeye sıkıştırdı. Benim şikayetimi geri aldırdı. Elini kolunu sallaya sallaya hapisten çıktı. Ve bir şekilde Elif'i alıp sakladı. Yani bir süre sonra Elif'i alıp çekip gitmeyeceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bugünkü halini görseydin sen de emin olurdun. Ne varmış halinde? Vallahi senin pek anlayamayacağın şeyler. Neymiş onlar? Vicdan. Kaybetme korkusu. Çaresizlik. Benim asıl anlamadığım, yani bu kadın 3-5 aydır tanıdığı bir çocuk için neden bunları hissediyor? İyi biri olduğu için olabilir mi mesela? Hiç düşündün mü bunu? Al şunu. Elif'e bir şey olursa yaşayamam. Allah'ım ne olur ona bir şey olmamış olsun. Bir haber var mı? Yok. Al bakalım. Bana sağlıklı, kanlı canlı lazımsın. Ye şunu. Yemeyeceğim. Ya canım benim bak, ne zamandır bir şey yemiyorsun. Acıkmışsındır. İstemiyorum, yemeyeceğim. Al ye şunu. Hastalanıp başıma iş açma, tamam mı? İstemiyorum. Senin dediğin hiçbir şey yapmak istemiyorum. Abi. Bak, buna bak. İyi bak, gördün mü? Buradan gidene kadar bir daha yemek göremeyeceksin. Hadi yürü şimdi. Yürü kalk, yürü. Abi. Karışma. Yürü. Yürü, geç. İnatçı şey. Keşke elimden daha fazlası gelebilse. Moralinizi bozmayın. Ne yapıp edip ben Elif'i bulacağım. Bir şey öğrenirseniz bana haber verin, oldu mu? Annemle konuşabildin mi? Hayır. Oflaz ben önden bir yoklayayım dedi. O yapmış olamaz değil mi? Bu kadar kötü olamaz. Silahı ver. Bir kaza çıkacak, bırak. Çek ellerini! Dokunma o
hapis ellerinde oğluma. Çekil! Çekil! Hanımefendi, oflaz geldi. Gebertin. Şişt, hey, ne oluyor ya? Şahin Hanım, ben bir şey yapmadım ki. Leyla'lara yardım ettin. Ya ne alakası var? Yok öyle bir şey. Ben Vedat Bey için çalışıyordum. Hatta bana borcu var. Vedat öldü. Biliyorum. Sizin adınıza çok üzüldüm. Aras öldürdü. Aras da öldü. Ne? Aras da mı öldü? Çok üzgünüm sizin için. Şimdi sıra sana geldi. Şey... Şahin Hanım, ben sizin içine çalışabilirim. Gebertin. Yakalayın şunu. Peki efendim. Bulup öldürün. Babama götür, ne olur lütfen. Babana götüremem. Abim kızar bana. Hadi ye. Hadi canım. Baba nerede senin? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Yiyecek bir şeyler hazırlamıştım abi, yazıktı. Ben ye dediğim zaman yiyecek. Aklına esince değil. Şuncağızın canı ne ki ya? Lütfen Allah'ını sen seversin. Sen karışma. Tamam mı? Canımı sıkmaya başladın. Yürü. Yürü. Ne yaptın? Konuşabildin mi Şahin'le? Kötü bir haberim var sana. Aras ölmüş. Kadın delirmiş gibi Yusuf. Canımı zor kurtardım. Ne diyor? O mu kaçırmış? Hayır. Haberi yokmuş. Ne diyorsun ya? Kimin haberi yokmuş? Ha, şey, Leyla yanında. Tamam, tamam, anladım. Aha. Tamam Oflas. Macit'ten bir şey çıkarsa haber ver. Tamam, veririm. Söz verdim. Elif'i bulacağım. Sen de bana söz ver. İyi olacaksın. Söz ver bana. Söz. Galiba.
İyi misin? Kurtaracağız yavrum şimdi seni. Ben bakarım. Leyla, hemen heyecan yapma. Yurdun bodrumunda elleri ağzı bantlanmış bir çocuk bulmuşlar. Ama Elif değilmiş. Yani kıvırcık saçlı bir çocukmuş. O kadar korkmuş ki tek kelime edemiyormuş. Elif'in arkadaşı Beyaz. Evet, adı Beyaz'mış. Ben gidip konuşurum. Beni tanıyor, bana anlatır. Yusuf, ben de geleceğim. Leyla, bana söz vermiştin. Lütfen evde kal. Hı. Haber var. Tamam. Elif bulunacak, merak etme. Günaydın. Kahvaltı vakti. Şş. Hadi kahvaltı geldi, hadi. Ne olmuş abi? Ay. Anneciğim. Yanıyor bu çocuk. Sonunda geldin. Aldın beni. Sakın bir aptallık yapma, tamam. Sakın. Bak, ne yapıyorsan çabuk yap. Yanıyor bu çocuk. Tamam, tamam. El-Fatiha. Vedat, oğlumuzu getirdim sana. Bundan sonra sana emanet aşkım. Mutlu olmak istedim. Mutlu olmak. Seninle, oğlumla yaşlanmak istedim. Özür dilerim. Dokunma, çek. Dokunma. Benim oğlum Gül'ü hiç sevmezdi. Geçin. Bu mezarlıktan kendine yer ayırttın mı? Eline fırsat geçti. Beni de öldürecektin.
Artık ölmeye hiç niyetim yok. Oğlumun intikamını almadan ölmeye niyetim yok. Kimden intikam alacaksın ha? Kendinden mi? Senden başka kim kaldı ha? Sana soruyorum. Cevap ver Şayan Hanım. Sana diyorum. Toparla kendini. Eve gidiyoruz. Ocağına götürseydik daha iyi değil miydi? Götüremeyiz. Bizim bu Zeliha'nın abisi doktor yani. Hem o kimseye söylemez. Salak salak konuşma, ben de doktorum. Bir şey yok, üşütmüş. Dinlersin geçer. Hayatım, Elif'ten haber var mı? Ay yok. Sen iyi misin? Nasıl iyi olayım canım? Kızım kayıp. Bak dün gece de uyumadın, hastalanacaksın, korkuyorum. Merak etme, Elif'i bulacağız. Ya Canan, bu böyle çok ilgili eş numaralarını yapmasan da olur yani. Biz seni biliyoruz. Sen kimi kandırıyorsun ya? Efendim, Mama Bey'si kameralarında görüntüsü mü var? Hanımefendi sizi kahvaltıya bekliyor. Dokun ben. Hanımefendine söyle. Fatma Hanım, lütfen hanımefendi sizi bekliyor. Öyle bakma, bir şeyler yemek zorundasın. Canım istemiyor diyorum. Hayır, bunun ne faydası var Elif'e? Sen bir şey yemeyince Elif geri mi gelecek? Ha? Hastalanırsın. İyi olmak, güçlü olmak için yemek zorundasın. Nalan lütfen ısrar etme. Emniyetten aradılar. OBS kayıtlarında bir şeyler varmış. Hemen gidelim. Sana da fırsat çıktı Kürşat Bey. Ben senin yanına bırakır mıyım bunu? Alo. Beceremeyeceğini bilmeliydim. Ne oldu? MOBS kameralarına yakalanmışsınız. Bunu düşünmek bu kadar mı zordu? Allah kahretsin. Ne olacak şimdi? Peşine düşecekler. Bir de kim olduğunu öğrenirlerse işin daha da zorlaşacak. Her yerde aranacaksın. Beni bu işe sen soktun. Tamam, uzatma. Bir an evvel pasaport işlerini hallet. O kızdan da kurtul. Merak etme. O iş tamam. En geç yarın gitmiş olsun. Bak seni bulmaları an meselesi. Kızı bulurlarsa anlaşmamızı unut. Merak etme, hallederim. Halledemezsen. Bu işi sana zorla Leyla yaptırdı. Sakın unutma. Ateşi düştü mü? Düşüyor gibi. Yemeğini ye. Sen bilirsin. Neden beni burada tutuyorsun? Bana oğlumu anlatacaksın. Önce sen anlat. Neyi? Yıllar önce neden kaçtığını. Aşık oldum.
Aşık mı oldun? Sende kalp mi var ki aşktan bahsediyorsun? Çocuğunu bırakıp kaçtın sen. Oğlumu benden zorla aldılar Fatma. Sana verdiler. Şayan Hanım, ben kızından bahsediyorum. Pınar'dan. Zavallı kızcağız. Yıllarca boş bir mezarın başında anneciğim diye ağlayıp durmuş. Babası öyle istedi. Madem babası o kadar korkunç bir adamdı, neden yanına almadın? Bunları ben istemedim. Onu düşürmek için de elimden geleni yaptım. O hiçbir zaman benim kızım olmadı. Onu sen doğurmadın mı? Odana git. Kocasını aldatmış, sevgilisinden hamile kalmış, küçücük kızını terk etmiş bir kadınsın sen. Bir de utanmadan karşıma geçmiş, çocuğumu bana anlat diyorsun. Sus! Şimdi beni iyi dinle. Yaşıyorsun. Çünkü yaşaman oğlumun son isteğiydi. En azından ona verdiğim sözü yerine getireyim diye yaşıyorsun. Tamam mı? Bu kadını odasına götürün. Kimseyle konuşmuyor. Beyaz, biri hatırlıyorsun değil mi? Hani yurdun bahçesine gelmiştim. Elif için. Elif kayıp. Onu bulmamız lazım. Elif'in hayatı tehlikede olabilir. Onun başına kötü bir şey gelmesini istemeyiz değil mi? Telefonda tam olarak ne söylediler? Kamera görüntülerinde Elif'i görmüşler mi? Kaçırıldığını düşünüyorlar. Kim kaçırmış? Ne bileyim ben, söylemediler. Gidince öğreneceğiz işte. Daha hızlı süremez misin? Yurdun müdürü tutuklandı. Hapse girdi. Artık sana kimse bir şey yapamaz. Eğer bir şey biliyorsan söyle bana. Beni evlatlık almaya gelmişlerdi. Ama tutuklu Elif'i verdi. Elif'i verdi mi? Kime verdi? Biliyor musun? Hayır. Anladım. Ama Elif tanıyordu. Kimi tanıyordu? Adamı tanıyordu. Kimdi adam? İsmini bilmiyorum. Nasıl bir adamdı? Hatırlamıyorum. Görsen de hatırlamaz mısın? Ama Elif şey dedi. Ne dedi? Canan teyzenin arkadaşı dedi. Korktu. Başıma kötü bir şey gelecek dedi. Kurtaracak mısın Elif'i? Tabii ki kurtaracağım. Niye öyle bakıyorsun? Hiç. Öylesine dalmışım. Düşünüyordum. Elif küçükken bir resim çizmişti. Daha 4 yaşındayken. Annesi Pınar. Ben. Kırmızı bir ev. Bacasından duman tütüyor. Evin yanında da bir köpek var. Hep bir köpek isterdi. Biz de ona dedik ki tamam, büyüdüğünde alırız sana. Okula başladığı yıl, daha yeni yeni okuma öğreniyor bu. Elinde bir gazete bir gün geldi bana. Dedi ki ben de bir köpek istiyorum baba, bir köpek alalım dedi. Elime tutuşturdu böyle. Bir haber var, onu gösterdi. Habere bir baktım ben de. Amerika'da bir çocuk kaybolmuş. Bir kız çocuğu. Kızı köpeği bulmuştu.
Kızın hayatını kurtaran kahraman köpek. Haberi hatırlıyorum. Ya bir gün dedi ben de kaybolursam peki? Hı? Beni kim bulacak? Ben de köpeğe emin olmasını istiyorum. Ben dedim ki... ben yanında olacağım dedim senin her zaman kızım. Ben seni koruyacağım. Ben nasıl bir babayım ya? Kızımı koruyamadım. Laz, bana Özkan'ın adresleri lazım. Evi, iş yeri, tüm yakınlarının adresini bul bana. Hangi Özkan? Ya şu Canan'ı kapattığımızda kullandığımız doktor var ya, işte o. Ha, şu psikopat herif. Elif'le ne alakası var ki? Dediğimi yap Oflaz, adresleri bul. Oğlum bak bana trip yapma. Zaten Şayan adamları peşimde her yerde beni arıyor. Haber bekliyorum, acele et. İyilik senin neyine Oflaz? Bak, burnuna kadar... Macit, sana bir isim veriyorum yaz. Bu fotoğraflara bir bakın Kürşat Bey. Fotoğraftaki adamı tanıyor olabilir misiniz? Hayır. İyi düşünün. Şirket çalışanlarınızdan biri olabilir mi? Yok, hayır tanımıyorum. Siz hanımefendi, siz tanıyor musunuz? Alışık olduğunuz gibi bir ortam olmadığının farkındayım. Ama inanın hastamız için en doğrusu bu. Sorun değil. Çocukları sever misiniz? Masum olurlar. Çok doğru söylediniz. Hastamızın da sorunu bu. Masum bir çocuğa acı çektiriyor. Anlıyorum. Bunun bir an evvel son bulmasını istiyorum. Asla tekrarlanmamalı. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Leyla, iyi misin? Bir an başım döndü. Gel otur şöyle. Yok, gerek yok, iyiyim. Daha önce görmediniz mi bu adamı? Hayır. Yanındaki kadına da bir bakın. Görüntülerin alındığı yerin az aşağısında araçtan iniyor. Adamın peşindeyiz. Mobese kameralarından Tekirdağ yoluna kadar izlettik. Oradaki ekiplere de bildirdik. Her an yakalanabilir. Bak kendimi iyi hissetmiyorum. Bir hava alacağım. Kaçırmış. Duydun mu? Özkan kaçırmış. Sen nereden öğrendin? Mobese'ye yakalanmışlar. Nalan'la emniyete geldik. Tamam. Evde buluşalım. Tamam. Nalan nerede? Kızını okuldan almaya gitti. Özkan Elif'ten ne istiyormuş? Söylesene derdi neymiş? Canan yaptırmış. Nereye gidiyorsun? Kızımın yerini öğrenmeye. Dur ben de geliyorum. İnşallah iyi haberlerle gelmişsindir.
fotoğraflar gösterdiler orada bana. MOBS'den çekilmiş kayıtlar vardı falan. Baktım ama ben tanıyamadım ya. Keşke ben de gelseydim. Belki tanırdım. Polisten aldım ben bir kopyasını. Bak bakayım. Tanıyabilecek misin? Bakayım. Ha? Tanımıyorum. Yani ilk defa gördüm. Ne oluyor ya? Aa, Leyla? Canan nerede? Ne oluyor Leyla? Elif'i Canan kaçırtmış. Ne diyorsun sen ya? Ne işiniz var sizin burada? Öldüreceğim seni. Ne diyorsun sen be? Ne işleri var bunların burada? Canan şimdi ben sana bir şey soracağım. Ama bir kere olsun bana dürüst davran. Bir kere. Hayatında bir kere. Bir şey göstereceğim şimdi sana. Hayatım ben sana ne zaman yalan söyledim? Tamam bir dakika bir bak. Sadece bir tek soru. Bu adamı tanıyor musun sen tanımıyor musun? Ha? Tanıyorum. Tanıyorsun? Elif'i sen mi kaçırdın? Demek karına inanmayıp hala bu kadının yalanlarına inanıyorsun öyle mi? Sizin. Yani bu adamla bir olup siz Elif'i kaçırdınız öyle mi? Bana cevap ver Canan. Sadece cevap ver bana. Ben bu adamı nereden tanıyorum biliyor musun sen? Leyla'nın bana işkence yaptırdığı adam o. Doğru mu bunlar Leyla? Elif nerede? Söyle. Nereden bileyim ben? Biliyorsun Elif nerede? Ne kadar safsın. Ne kadar safsın. İnanamıyorum bu kadar saf olduğuna. Davada kaybedeceklerini anladılar, Elif'i kaçırdılar. Ama gerçekten tebrik etmek lazım. Çok iyi rol yapıyorsunuz. Leyla, iyi misin? Bir an başım döndü. Sen de emniyette görünce fotoğrafları tanıdın hemen adamı. Neden söylemedin bana? Sen güvenilecek adam mısın ya? Bu iğrenç kadının oyuncağı olmuşsun. Gözünün içine baka baka bize hakaret ediyor ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Aferin. Elif'i bulup getireceğim. O zaman göreceksin gününü. Bana bak defolun gidin be. Hadi. Eğer Elif'in kılına zarar gelirse o zaman yaşatmam seni. Anlıyor musun? Yaşatmam. Defol git. Bravo. Bana gelince tokat at. Onlara gelince sus pus dur. Çok fena ödeyeceksin bu tokanın bedelini. Seni kaçırdığını öğrenmişler. Hemen yerini değiştir, izini kaybettir. Anladın mı beni? Şu aldıkların üstüne giydir. Üstündekileri de bir çantaya koş. Çantayı hazırla. Nereye gidiyoruz abi? Burada kalamayız. Tedbirli olmalıyız artık. Abi sen ne işlere bulaştın ha? Ne oluyor? Üstüne vazif olmayan işlere karışma. Git sana ne diyorsam onu yap. Yapmayacağım. Senin dediğin hiçbir şeyi yapmayacağım. Ne yapıyorsun sen? Hemen şimdi bu çocuğu polise götüreceğim ve bir an önce babasına teslim etsinler. Saçmalama bir kez. Sana ne diyorsam onu yap. Bir şey yok. Haber mi bekliyorsun? Evet. Kimden? Elif'le mi ilgili?
Mesaj kimden? Tekirdağ Çorlu'da bir kardeşi var. Reşadiye Mahallesi, Gül Sokak, No.3. Yusuf söylesene, ne biliyorsan anlat bana. Elif'i bulup getireceğim sana. Ben de seninle geliyorum. Lütfen güven bana. Nalan'ı çağır, evde yalnız kalma. Telefonlarını açmıyorsun. Herkes beni arayıp soruyor yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Kızımı bana geri getirebilecekler mi pek? Hayır. Peki polisle konuşmadın mı hiç? Yani bir ihbar falan yok mu? Ya var ihbar, var da işte hepsi boş çıkıyor. Ondan bahsediyorum ben. Peki Canan'a güveniyor musun? Yani Yusuf ve Leyla'nın söyledikleri... Ben uzun zamandır kendime bile güvenmiyorum İpek. Bak abi, kötü biri olabilirsin. Katil de olabilirsin. Ama hiçbir zaman kötü bir baba olmadın. Bunu unutma. Hadi Öznur, hadi acele edin. Arabaya be. Alo. Neredesin? Çıktın mı yola? Evet. Orada bir adamım var. İstiyorsan arayayım bir yoklasın. Yok yok. Sakın kimseye karıştırma. Özkan uyanmasın. Az yolum kaldı. Varmak üzereyim zaten. İyi, sen bilirsin. Bak, bir ihtiyacın olursa çekinme, ara Yusuf. Alıştın zaten. Bulacağım seni Elif. Bulacağım seni. Annem!
Bulacağım seni. Bulacağım seni Elif. Sabah uçağıyla geliyoruz. Aileye haber ver. Ben ilk uçakla Başkent'e gideceğim. Tamam. Bırak onu. Ver şunu, ver. Ya abi ne yapıyorsun sen ya? Allah kahretsin. Sana karışmadım, karışma dedim. Başımı açacağın derdin farkında bile değilsin. Ya abi ne yapıyorsun sen ya? Senden kurtulmama çok hasretim kaldı. Ne var? Şu kadını arıyorum da gördünüz mü acaba? Yok, görmedim. Size numaramı versem, görürseniz arar mısınız? Tabii abi, olur. Buyur. Ben vereyim. Uyandın mı? Aras'ın mezarına çiçek diktireceğim. Gül'ü sevmediğini söyledin. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Oğlumu tanıyan bir tek sen kaldın. Çık odadan. Rahat bırak beni. Biraz olsun acıma saygı duy ya. Hiç mi insanlık kalmadı sende? Bu kadar mı canavarlaştın? Ufacık bir şey istedim senden. Sadece oğlumun sevdiği çiçeği söyle. Menekşe. Menekşenin her rengini çok severdi. Teşekkür ederim. Benimle gelmek istiyorsan kapı açık. Buyur ablacığım. Ya affedersiniz. Ben çamaşır suyu arıyorum da reyonlara baktım göremedim. Arka tarafta olacak. Siz alışverişinize devam edin. Ben hemen getireyim, olur mu? Tamam, teşekkür ederim. Alo. Abi ben Halil. Tekirdağ marketten. Şu dün fotoğrafını gösterdin kadın burada abi. Kadın markette mi şu an? Evet abi. Alışveriş yapıyor. Bak kardeşim, ben gelene kadar o kadını gözünün önünden ayırma, tamam mı? Ufak bir kızın hayatı söz konusu. Tamam abi, elimden geleni yapacağım. Tamam, geliyorum ben. Depoda sadece en büyük boyları kalmış. Siz isterseniz adresinizi verin bana, ben size göndereyim, olur mu? Şimdi 10 kiloluk şeyi taşıtmayalım size. Ay ne güzel olur vallahi. Alayım ben adresinizi. Vereyim. Recaizade Sokak. Hı.
demek melekçe seviyorsun oğluma. Özür dilerim. Seni zamanında bulamadığım için özür dilerim. Yardım et. Ah. Araya girmeyecektin. Beni öldürecekti ama o yaşayacaktı. Sen de benim kadar suçlusun. Leyla burada mı? Bana söyle. Leyla'yı çağırır mısın? Ben şimdi seninle konuşmak istemiyorum. Leyla karım olacak. Buna alışsan iyi olur. Onunla konuşmak istiyorsan benle muhatap olacaksın. Elif benim kızım. Ben sizle niye muhatap olduysam hata bende. Kürşat. Ne oldu? Bir haber mi var? Özkan'ın kardeşinin evini bulmuşlar. Elif'in orada yaşadığına dair bazı izler varmış. Sen benden bir şey saklıyorsun. Bir şey daha var. Hayır, evde yani serum, ilaç falan gibi şeyler bulmuşlar. Polis hastaneleri kontrol ediyor. Belki korkup oraya bırakmışlardır. Elif hasta. Nalan benim. Benim çıkmam lazım. Leyla'yı evde yalnız bırakmak istemiyorum. Gelebilir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Elif'e bir şey olursa yaşayamam. Sen onun annesisin. Öyle bir şey olsaydı ne hissederdin? Leyla. Benim çıkmam lazım. Az sonra Nara gelecek. Tamam mı? Lütfen güçlü ol. Elif yaşıyor. Eminim. Canan'dan şüpheleniyorsun ama için rahat olsun. Şimdi o benim kızım. Tamam, ben de senin gibi düşünüyordum. Hatta sordum, zorladım. Ama inan bana, yalan söylese ben anlardım. O yüzden için rahat olsun. Elif'e de bir bulunsun. Kim suçlu, kim değil ortaya çıkar. Önemli olan kızımın sağ salim geri dönmesi. Tabii canım, hepimizin dileği bu. Anlat. Beni buraya sen çağırdın. Oyun oynamayı bırak Canan. Elif'i sen mi kaçırttın? Allah Allah. Herkes de bana bu soruyu soruyor. Ben bu kadar kötü bir insan mıyım? Kendi başına işler çeviriyorsun. Aras nerede? Benim soruma cevap ver. Ben yapmadım dedim ya. Ah Canan ah. Seni ilk tanıdığımda zehir gibi bir kızdın. Belki de artık kendi kanatlarımla uçma zamanı gelmiştir. Bana karşı mı geliyorsun? Beni kullanmandan bıktım artık. Nankör olma. Bu hayatı sana ben verdim. Hiç mutlu değilim ki bu hayatta. Çek git o zaman. Niye hala Kürşat'ın yanında duruyorsun? Keşke. Ama bu kadar emek verdikten sonra meydanı sana bırakacak değilim. Soruma cevap ver. Aras nerede? Aras öldü.
Şimdi cevap ver. Elif nerede? Bilmiyorum. Elif nerede? Bak, bir daha soruyorum. Nereye götürdünüz onu? Sakın kımıldama. Elif! 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 Cevap ver. Nereye götürdünüz Elif'i? Özkan. Neredeler? Söyle. Bilmiyorum. Çok az gördüm ben çocuğu. Ne biliyorsan söyle! Uçak bileti sordu birisine. Ne zaman? Nereye? Bilmiyorum, duymadım. Ama vizesiz bir şeyler duydum. Bak, bana söylemediğin başka bir şey varsa bulurum seni. Anladın mı beni? Bilmiyorum. Gerçekten başka hiçbir şey bilmiyorum. Yurt dışına kaçırıyorlar. Ne? Kimden öğrendin? Arabada Özkan'ın yanındaki kadını ulaştırma. Vizesiz gidilen tüm ülkeleri araştır. Hepsini. Tamamdır. Sen de beni dinle. Elif'i yurt dışına Beyza'nın kimliğiyle kaçırıyorlar. Beyza Demir. Yani Beyaz. Hemen havalimanına gidiyorum. Leyla'ya sakın bir şey söyleme. Tamam, merak etme. Ne istiyorsun? Madem komşu olduk, bir kahve içelim dedim. Aa, yok mu çalışanın? Ha, sen yapacaksın yani kahveyi. İyi, sade olsun benimki. Çık git buradan. Yusuf yok mu? Defol evimden. Ay tamam, gideceğim ya. İki çift laf edeceğim şurada. İnsan gibi otur da dinle. Ne söyleyeceksen söyle, sonra defol git. Kocamdan uzak dur. Evli adamları ayartmak senin işin canım. Hah? Kürşat. Ben de Elif'le ilgili bir gelişme var mı diye Leyla'ya sorayım dedim ama maalesef yok. Canan. Leyla'cığım. Bak hazır Kürşat da buradayken daha önce de konuştuk ya. Gerçekten yani yaşananları unutalım olur mu? Yani sonuçta burada hepimiz için Elif'in bulunması ve onun sağlığı önemli. İkiniz de gidin buradan. Ya defolun. Ya Kürşat gelmeden önce ne kadar güzel konuşuyorduk. Niye böyle yapıyorsun ki? Canan. Hadi gel, ne olur gidelim artık. Leyla, iyi misin? Hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden oldu. Lanet olsun seni tanıdığım güne. Defolun evimden ya, defolun. Leyla. Leyla, ne olur gözünü aç. Leyla. Kendine gel. Canım canım, gel gel gel. İyi akşamlar.
Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun küçük hanım. Teşekkürler ablası. Hadi yürü. Hadi. Elif! Elif! Ne yapıyorsun kardeşim? Allah Allah! Kusura bakmayın. Alo. Kusura bakmayın, birini benzettim. Yusuf, biraz sonra kalkacak Gürcistan uçağıyla kaçırıyorlar Elif'i. Koş. Şayan Hanım, Oflaz öldü. Bayıldı, evet. Ne yapalım, hastaneye götürelim mi? İyi, tamam, hadi o zaman bekliyoruz. Ay, bir şey söyleyeceğim, annemi çağıralım, başında beklesin işte. Nalan geliyor birazdan. Tamam, şu halimize bak, Leyla burada baygın, biz de başında bekliyoruz. Ne e'si, Yusuf görse kıyameti koparır. Kızım ne diyorsun sen ya? Senin yüzünden bayıldı kız burada. Ne demek benim yüzümden ya? Ben barışmaya geldim, komşu olmuşuz, yüz yüze geleceğiz diye. Elif'i merak ettim de geldim. Bana yalan söyleme Canan. Kapıdan girerken söylediklerini duydum. Kocamdan uzak dur falan diyordun. Evliliğimizi korumak suç mu yani? Sen eve git. Ben Nalan'ı beklerim. Başka? Başka bir isteğin var mı? Sizi burada baş başa bırakayım böyle. Hala baygın. Ya bir doktora falan mı götürsek acaba? Gerçi Nalan hastaneye götürmeyin dedi. Niye dediyse onu da, yani bir bilmediğimiz bir hastalığı, bir rahatsızlığı falan mı var acaba? Ay nerede bizde o şans? Keşke öyle bir şey olsa da geberip gitse başımıza bela oldu iyice. Hala bana Elif'i sen kaçırdın diyor. Neden bana anne demiyorsun? Sayıklıyor mu? Hayır. Ben senin annenim. Canan, hadi gel gidelim. Gidelim buradan hadi. İyi, kalalım dedi. Tamam, gidelim. Kızım. Ay. Bir şey mi dedi o? Ne oldu sana? Yok,
Dedim ya, bir şey yok. E ne bu hali? İyiyim. Öyle görünmüyorsun ama. Sınırlarını zorlamaya başladın ama istediğim zaman ne kadar acımasız olabileceğini unutma. Tamam mı? Tamam mı? Anladın mı? Elif! Elif! Ay, ne oluyor? Elif, iyi misin? Nasıl abi? İyi misin? Yusuf abi, geri döndün. Geleceğine emindim. Kürşat. Rahat bırakın beni. Hayatım bak, endişeleniyorum. Açar mısın lütfen kapıyı? Canan, rahat bırak beni. Kızım. Anne. Annem gibi kokuyorsun. Niye kızım desin ki? Yok canım. Öylesine kaçırdı herhalde aslında. Pınar bir gün çıkıp gelse. Pınar yaşıyor mu? Kolyeyi o mu verdi? Gazete. Elime tutuşturdu böyle. Bir haber var. Onu gösterdim. Habere bir baktım ben de. Amerika'da bir çocuk kaybolmuş. Bir kız çocuğu. Kızı köpeği bulmuştu. Kızın hayatını kurtaran kahraman köpeği. Her şeyi hatırlıyor. Pınar yaşıyor. Karım yaşıyor. Söylemeyi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Yakında unutmalar da başlayacak. Bilirse daha kolay olur. Ama bu çok önemli bir karar. Yusuf'la konuşmam lazım. Bir an önce karar verin. Ameliyat olması lazım Nalan Hanım. Önce Elif'i bulmamız lazım. Sonra söyleriz. Şimdi onu ikinci bir şoka daha sokmak istemiyorum. Ya hiç bulamazsanız? Bulacağız. Bulacağız. Leyla. İyiyim. Susadım sadece. Tamam. Ben getiririm, sen dinle.
ne olur kızıma kavuşmadan. Bana anne dediğini duymadan ölmeme izin verme. Elif'i buldum. Geliyorum. Elif'im. Kızım. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Sayın Hanım, hiçbir şey olmamış gibi uyuyor musun? Uyan. Gözlerimin içine bak. Ne yapıyorsun sen? Sana beni öldür demiştim. Ne? Yoksa canını ben alacağım demiştim. Oğlum senin yüzünden öldü. Sen yaşamayı hak etmiyorsun. Teyze. Kızım. Babam nerede? Teşekkürler. Yaşamayı sen hak etmiyorsun. Geber! Geber! Oğlum senin yüzünden öldü. Geber! Geber! Şayan Hanım! Şayan Hanım! Şayan Hanım! Söyledin de beynini yıkadın yine. Hala. Evin neşesi gelmiş. Oh canım benim. Ah, güzeller güzel. Çıkar mısın evimden? Elif'i o buldu Kürşat. Yusuf kurtardı. Kürşat. Artık uyan. Zamanı geldi. Elif.
Arabada konuştuğumuz gibi gerçekler. Sadece gerçekleri söylersen herkes seni dinler. Sadece gerçekleri söylersen hata yaptığında bile affediniriz. Bana bunun kimin yaptığını biliyorum. Ne? Nasıl kızım? Yani senin kimin kaçırdığını biliyor musun? Kim aşkım? Söyle bana. Hı? Kim yaptı sana bu kötülüğü bebeğim? O yaptı. Canan teyze yaptı. Elif? Elif niye böyle bir yalan söylüyorsun? Çok korktum baba. Çok kötü şeyler yaptı bana. Korkumdan söyleyemedim. O kötü biri. Kürşat. Elif niye böyle şeyler söylüyorsun kızım? İnanmıyorsun değil mi? Meytan. Elif'i yeni odasına götürür müsün? Odana git bir tanem. Birazdan geliyorum. Bunu niye yaptın? Yalan söylüyor. Elif yalan söylemez. Kim bilir hangi yalanlarla yıkadın çocuğun kafasını? Oldun iyice. Ben Leyla'nın değil. Asıl senin oyuncağın oldum. Çok kötü ödeteceğim bunu sana. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Beni bırak. Özür dile. Bırak, ne yapıyorsun? Özür dile. Bırak beni, kimden özür dileyeceğim? Özür dile. Dizlerinin üstüne çökme, özür dile. Pınar'dan özür dile. Ona yaptıklarımız için özür dile. Aşağıladığımız, kandırdığımız, onu öldürmek istediğimiz için özür dile diyorum sana. Pınar'ın gözlerinin içine bak ve özür dile. Özür dilerim Pınar, Ben sana yaptıklarım için çok özür dilerim. Çok özür dilerim Pınar. Yaptığımız kötülükler için senden ben çok özür dilerim. Beni kızımın yanına götür. Gel buraya. Çekilin! Git! Git başına!
Çok acılar çektik. En mutlu olduğum günlerden birinde aldım ilk yarayı. En güvendiğimden, en sevdiğimden. Kızımın babasından aldım ilk yarayı. Aldatıldım, öldürüldüm, karanlık sulara gömüldüm. Öldüğümü sanıp bıraktılar beni. Ama ben ölmedim. Kızım için, canım için ölmedim. Ona tekrar kavuşabilmek için geri döndüm. Eve döndüm. Eve dönüşüm, kaybolan hayatımızın intikamı içindi. Ama zaman ve vicdan bir olup bana intikam fırsatı vermedi. Bütün kötüler kendi cehennemlerinde kül olup gittiler. İntikamı kader aldı. Anne! Kızım! Bize yalnızca sevmek kaldı. Çok sevmek kaldı.